İzmir Milletvekili Sayın Ertuğrul Kürkçü konuşacak. Buyurun. Sayın Başkan, sevgili arkadaşlar. Bugün gündemdeki torba yasa üzerine konuşmak için bir aradayız ama hepiniz görüyorsunuz tabloya baktığımızda aslında bir yasama ikliminde değiliz. Bu kadar önem verilen, bu kadar haftalar boyu üzerinde çalışılan yasa üzerinde tartışmak için şu an mecliste aslında toplanmak için bile yeterli sayı yok. Ama yasamanın önündeki tek problem bu değil. Aslında burada olanların yarısına yakın milletvekilimiz de cezaevindeler şu an. 9 milletvekilimiz, eş başkanlarımız ve 10.sü da Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili arkadaşımız, toplam olarak 10 milletvekilimiz cezaevinde. Bu öykü 4 Kasım 2016 günü başladı. 4 Kasım 2016'dan beri meclis her gün kendisine yeni bir darbe yapmayı, bir bakıma otodestrüktif, kendi kendini yıkan bir meclis gibi çalışmayı başardı. Dehşet içinde bunu izliyoruz. Geçmişte askeri diktatörlerin, darbelerin meclislere yaptığı her şeyi şimdi meclis kendisine reva görüyor. Milletvekillerini hapse atıyor. Onların vekilliklerinin düşürülmesi için aslında yargıçlardan ve emniyet güçlerinden daha büyük bir hızla savcılıklardan çalışmak için hızla telaşla meclise hem fezleke yetiştiriyor hem bu fezlekelerin sonucu olarak ortaya çıkmış olan kararları icra için bir tek saniye bile beklemiyor. Meclisten HDP'li ayıklamak konusunda meclisimizin gösterdiği üstün başarıyı aslında 12 Eylül rejimi göstermiş değildi doğrusu. Ben o nedenle bugün burada bu 4 Kasım darbesinin yıl dönümünde hapisteki vekillerimizi hem selamlamak hem onları anmak istiyorum. Buradan eminim ya da emin olmak istiyorum ki hiç değilse cezaevinden meclis oturumunu izleyebiliyorlardır. Onlarla benim şahsen temas edebilmemin biricik yolu bu. Tek taraflı bir segbis süreci. Çünkü hapishaneye onlara ziyarete bile gidemem. Keyfi bir biçimde Adalet Bakanlığı benim hapishanelere gidişimi engeller. Ama Cumhuriyet Halk Partili vekillerimiz hiç değilse gidiyorlar da onlardan bizim vekillerimizin bir selamını alabiliyoruz. Ama şimdi beni izlediklerini düşündüğüm vekillerimizi buradan tek tek selamlamak istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin segbis sistemiyle. Merhaba Selahattin Başkan, nasılsın? Merhaba Figen Başkan, iyi misin? Merhaba Ferhat. Merhaba Çağlar. Merhaba Gülser. Merhaba Selma. Merhaba Abdullah. Merhaba İdris. Merhaba Burcu. Merhaba Sebahat, merhaba Gültan, merhaba Aysel. Hepinize merhaba. Kalbimizdesiniz, yanımızdasınız. Sizinle birlikteyiz. Yüreklerimiz birlikte çarpmaya devam ediyor. Hiç merak etmeyin. Mutlaka ve mutlaka hakkınızı soracağız. Hakkınızı alacağız. Bundan emin olun yoldaşlar. Ben bu şekilde konuşuyorum. Bugün buna odaklanıyoruz. Bugün 4 Kasım darbesinin yıl dönümü. Ondan sonraki 364 gün her şeyi konuşuruz. Ve bu arada Ferhat Öncü arkadaşımızın, yani milletvekilinizin, milletvekilimizin size yolladığı mesajı da okuyorum. Halkların ortaya çıkarttığı Rakka zaferinin sıcaklığıyla hepinizi selamlıyorum. Bildiğiniz gibi biz halkın seçilmişleri olarak bir yıldır zindanlarda siyasi iktidar tarafından rehin tutulmaktayız. Yürümüş olduğumuz siyaset ve sarf ettiğimiz sözlerden dolayı iktidar güdümlü yargı tarafından bazılarımıza cezalar verilip bazı arkadaşlarımızın vekilliği düşürüldü. Hala bu politika ve zorbalık devam etmekte.
Biz biliyoruz ki halkımızla omuz omuza verip kral çıplak dediğimiz için cezalandırıldık. Halkımızın özgürlük taleplerini dile getirdiğimiz için, onlara boyun eğmeyip Kürdistan ve Türkiye'de yaptıkları hukuksuzlukları, zorbalıkları dillendirip karşılarında durduğumuz için buradayız. Eşitliği, adaleti, demokrasiyi ve özgürlüğü savunduğumuz için rehin alındık. Dolayısıyla 4 Kasım 2016 tarihinde yapılan operasyon, Kürt halkının ve diğer halkların iradesine yapılan faşist bir darbedir. Halkların özgürlük talepleri karşısında korkan zorbalar, halkın iradesini gasp ederek, rehin tutarak önüne geçmeye çalıştılar. Ama nafile. Bu kadar bedel ödeyen bu halk, bu mücadeleden asla vazgeçmeyecektir. Bizler de onların temsilcileri olarak ödemekte olduğumuz bu bedeli bir onur madalyası olarak görüp onlara layık olmaya devam edeceğiz. Daha özgür ve demokratik bir ülke için tüm halkımızı mücadele etmeye çağırıyorum. Umudumuz ve direncimiz diridir. Biz kazanacağız. Ferhat Encü, Şırnak Milletvekili. Sevgili arkadaşlar, düşünün 10 üyesi cezaevinde olan ve hala yargılanmayı bekleyen, hiçbiri hakkında herhangi bir hüküm verilmiş olmayan milletvekillerimizi buradan selamladığım için nasıl büyük bir öfke ve nefretle karşılaştım. Hepiniz gördünüz. Şimdi nasıl olacak da bu ülke çeşitli toplum kesimlerinin birbirlerinden farklı çıkarlara, birbirlerinden farklı düşüncelere, birbirlerinden farklı hakikatlere, tarihlere, kültürlere, hatta ahlaki anlayışlara sahip insanların meclisi olarak bir mecliste bir araya gelecek. Demokrasiden söz ediyorsak, bu nefret burada kendisine yer bulmamalıdır. Ama eğer demokrasiden başka bir şeyden söz ediyorsak, yani beğenmediğimiz fikirlerin ifade edilmesine rıza göstermek, bunlara razı olmak, bunlarla bir arada yaşamak, bunları dinlemeye tahammül etmek zorunda olmak gibi bir terbiyeye sahip olacak isek, o zaman bu ne? Sanıyorum ki gidişat aslında birincisi istikametindedir. Geniş ve büyük manevralarla bu hedefe ilerleniyor olması, aslında kalpten geçenin bu olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz. Bütün bunları biliyoruz. Bütün bunlarla ilgili bütün tasavvurları her gün takip ediyoruz. 20 Temmuz 2016'dan beri Türkiye'de durumun giderek daha kötüye gidiyor olmasından bütün bunların böyle olduğunu anlıyoruz. Ama biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelirken halklarımızla yaptığımız anlaşmaya, sözleşmeye sadık kalacağız. Bakın bu benim meclisteki ikinci dönemim. Birinci dönemde konuştuğumdan ya da söylediğimden daha farklı bir şey söyledim mi size? Ne ise o. Biz böyüz. Burada duruyoruz. Başka yerde duramayız. Değişemeyiz. Bizi değiştiremezsiniz. Bize boyun eğdiremezsiniz. Uğraşmayın bununla. Biz size boyun eğdirmeye uğraşıyor muyuz? Ama nihayet şairin dediği gibi barikayı hakikat müsademeyi efkardan doğacaksa, gerçeğin ışığı, şimşeği fikirlerin çarpışmasından doğacaksa, burada bir fikir var, beğenseniz de beğenmeseniz de. Bu fikir Türkiye'de üstün millet, üstün ırk ve aşağı millet, aşağı ırk olmadığı fikridir. Bunların hepsinin, Türkiye'de yaşayan bütün halkların eşit hakla temsil edildikleri bir meclise kavuşmak Türkiye'nin hem hakkı hem ihtiyacıdır. Bu ihtiyacın gerçekleştirilmesi için varız, buradayız ve bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bunu bu mecliste sağlayamazsak eğer bu ihtiyaç ortadan kalkacak değildir. Daha iyisi meclisin kendisini bu ihtiyaca uydurabilmesidir. Uyduramıyorsanız, buna kabiliyetiniz yoksa, inanın toplum bugüne kadar ne devletler, ne meclisler, ne liderler, ne imparatorlar, ne sultanlardan vazgeçti. Bunların hepsi şimdi tarihin bir yerinde duruyorlar ve kendisine yeni bir hayat seçti. Bu hayatın içinden biz daha ileriye doğru gitmeye çalışıyoruz. Ama eğer bizi maziye iade etmek için çalışılacaksa, yani sultanın bir buyruğuyla dağıtılabilecek bir meclis, ki o meclis bile öyle değildi, sultanın bir buyruğuyla Fizan'a sürgün edilebilecek vekiller, eğer beklenilen şey bu ise,
tarihin çarkı geriye dönmez. Buna kalkışan herkes tarihin dersleriyle karşılaşırlar. Bizim tarihten çıkarttığımız ders değişimin tarihin değişmez yasası olduğudur. Türkiye'yi, tarihi, kendimizi değiştirerek yeni bir toplumu hep birlikte kurmak ümidiyle. Hoşça kalın yoldaşlar. Hapishanede değilsiniz. Özgür olan...